Uzatmayacağız. Değerli misafirler, sevgili basın mensupları, sevgili Yıldıray Başkırk, hoş geldiniz. Bugün çok anlamlı bir etkinlik meselesiyle buradayız. Eğitim Ateşeliğimizin organize ettiği Türkçe'ye kaydını yap, imzanı kap kampanyası çerçevesinde bugün buradayız. Türkçe bizim ortak problemimiz. Türkçe bizim en büyük sorunumuz. Eğitim temel önceliğimiz. Özellikle son dönemde başkonsoloslarımız, eğitim ateşeliklerimiz bu konuyla ilgili, bizim toplum örgütlerimiz bu konuyla ilgili farkındalığı arttırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Çünkü Türkçenin öğretilmesi, çocuklarımızın Türkçenin öğretilmesi noktasında çok ciddi sorunlarımız var. Velilerimize bu konuda çok ciddi sorumluluk düştüğü için biz de velilerimizi bilinçlendirme temel bir sürü çerçevesinde yola çıktık. Bu çerçevede bugün sağ olsun 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda bayrağımızı en büyük şeye diken milli takımımızın en kilitli oyuncularından birisi Yıldıray Başkırk kardeşimiz bu organizasyona destek verdi. Türkçe bizim ses bayrağımız. Sadece Türk bayrağını, bu ses bayrağını en yükseğe dikmemiz gerekiyor. Yıldıray Başkırk kardeşimiz nasıl o zaman büyük bir sorumluluk gösterdiyse bugün de temel toplumsal önceliklerimiz konusunda aynı sorumluluğu gösteriyor. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitim Ateşeliğimize ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi'ne de bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bugün burada bu festival havasında düzenlediğimiz bu etkinlik Türkçe'yle ilgili farkındalığın artırılması noktasında katkı sağlar. Değerli basın mensupları arkadaşımızın da bugün yoğun ilgi gösterdiğimiz bu konuda bize cesaret verdi. Umuyoruz onlarla haberleriyle bu mesajımızın en geniş kitleye ulaştırılması noktasında katkı sağlayacaklardır. Tekrar hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Türkçemiz açısından umarım bugün faydalı ve yetkili bir gün olur. Sağ olun efendim, geldiniz. Efendim, yine bir Türkçe etkinliği, yine beraberiz sizlerle. Çok anlamlı bir etkinlik, teşekkür ediyoruz öncelikle böyle bir etkinlikten dolayı. Neler söylemek istersiniz? Efendim, Türkçe genel olarak da eğitim toplumumuzun temel meselesi. Biz başkonsolosluk olarak eğitim ateşeliğimizde ve diğer birimlerimizde bu konudaki ihtiyacı ve bu konudaki farkındalığı artırmak için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Tabii buradaki temel unsur velilerimizin bu konuda bilinçlenmesi ve çocuklarını okullara kaydettirmesi. Bugünkü etkinliğimizde sağ olsun milli futbolcumuz Yıldıray Başkırk kardeşimiz de bize destek verdi. Onun sayesinde de çok yoğun bir ilgi oluştu. Bundan dolayı son derece memnunuz. Ben eminim ki bugün burada oluşturduğumuz bu ilgi velilerimizdeki farkındalığın artmasına katkıda bulunacak ve inşallah
Türkçe eğitim gören öğrencilerimizin, kardeşlerimizin sayısının artmasına vesile olacaktır. Etkinlikler devam edecek mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Yani bununla bir limit koymadık. Şu anda Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde Türkçe eğitim oranı çocuklarımızda %20 civarında. Biz bunu mümkün olduğu kadar yukarı çekmeye çalışacağız. Bugün bu adımlardan bir tanesi ama bundan sonra da farklı farklı organizasyonlarla yine velilerimize ulaşmaya ve onlara bu mesajı vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Biz de sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet, yeşil sahalardan sonra şimdi artık eğitim alanındayız. Yıldıray Bey, sizi hatırlıyoruz. 10 numara olarak hatırlıyoruz. Şu anda Anadolu Türkçe'ye destek veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle başkonsolosluğumuza teşekkür etmek istiyorum. Bu tarz etkinliklerle yaptıklarını. Benim için çok hassas bir konu. Benim 3 tane çocuğum var. 6, 3 ve 7 yaşlarında. Biz onlara mesela 3 yaşına kadar sadece Türkçe konuşturduk. Ama kreş ve ilkokula gittikten sonra Almanca konuştukları için Türkçe tabii ki biraz daha arka plana düşmeye başlıyor. O yüzden bu etkinliği yapan başkonsolosluğumuza ve yardımcılarına ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz mesela evde şöyle bir çözüm bulduk. Ev için ben biraz yardım etmek için velilere söylüyorum. Ben eşime şöyle dedim. Sen dedim sadece çocuklarla Almanca konuş. Çocuklar benimle konuştuklarında Türkçe konuşmaları gerektiğini bilmeleri lazım diye söyledim. O yüzden çocuklar benimle konuştuğunda Türkçe konuşuyorlar, eşimle konuştuğunda Almanca konuşuyorlar. Böyle bir çözüm bulduk. Ev için söylüyorum ama okulda da tabii ki ders çok önemli. Bizim zamanımızda yani biz zaten Türkçeyi tabii ki evde de öğrendik ama okulda da ders görerek çok katkısı bulundu bize. Tabii ki milli takımda da oynadığım sürede. Ben genç milli takımda da oynadım. 15 yaşında genç milli takımda oynadım. Onun da tabii ki çok yardımı oldu bu konularla ilgili. Dediğim gibi yani bu tarz etkinlikleri her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler, çok sağ olun. Fikret Bey bizimle beraber. Hocam siz şöyle alabilir miyiz? Size şunu sormak istiyorum. Bizim çocuklarımız zaten Türkçe biliyorlar hocam. Okulda ne gerek var Türkçe dersine? Diye bir soru yöneltsem. Çok herhalde sık karşılaştığınız bir soru. Çok sık. Neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi evde öğrendiğimiz Türkçe kesinlikle okulda öğreneceğimiz Türkçe ile kıyaslanamaz. Şu anlamda hem sosyal yaşantıyla alakalı hem oradaki hem de orada öğreneceğimiz sosyal yaşama ilişkin bütün ek bilgileri evde alamıyoruz. Ve yöresel bir dil oluşuyor evde öğrenilen Türkçe ile birlikte. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir söz vardır. Biz çocuklarımızın öğrenmesi gereken şeyleri yarı akşam geliştirmesini sağlayamayız kendimiz. Okullara gitmeliler ve kendi yaşıtlarıyla birlikte öğretmenlerle bu işin uzmanlarından bu işi öğrenmeler gerekiyor. Öbür türlü bu mümkün değildir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepinize. Biz de bir sonraki etkinliğinizde yine sizinle beraber olmak istiyoruz. Biz de size bütün basın, Türk basınına teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinliğimize çok gerçekten büyük ilgi gösterdiniz. Basınımıza güveniyoruz bu konuda çünkü bizim elimiz ayağımızsınız. Bizim mesajımızı toplumumuza iletmekte son derece önemli bir rolünüz var. Bizim Yıldıray Baştürk kardeşimizin, konsolosluğumuzun, eğitim ataşımızın ve STK'larımızın gösterdiği hassasiyeti Türk basını da gösterdi. Size de ayrıca bu konuda bir tebriği hak ettiğinizi de vurgulamak istiyorum. İnşallah sizinle yapacağınız programlar sayesinde Türkçe'ye İsmim Aysun Aydemir, Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Türk Veli Dernekleri Federasyonu'yum. Ve bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir konu var. Şöyle ki,
ana dilimizi nesilden nesile devam ettirmek istiyoruz. Ki sadece ailede konuşulan Türkçenin yetersiz olduğunu biliyoruz ve özellikle ailelerimizin okullardan Türkçe dersi talep etmelerini rica ediyoruz ki gerçekten dediğimiz gibi ana dilimiz olan Türkçe nesilden nesile devam etsin ve biz böylelikle hem ana dilimiz olan Türkçeyi hem de kültürümüzü devam ettirebilelim. Çok teşekkür ediyorum. Adım Bahattin Gemici, öğretmenim. Bir yıldır emekliyim. Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısıyım. Ayrıca Kuzey Vestfalya Veli Dernekli Federasyonu yönetim kurulundayım. Hocam güzel bir etkinlik oldu bugün. Milli futbolcumuzun da desteği vardı. Yıldıray Başlık da bizimle beraberdi. Başkonsolosluğumuz destekledi. Siz de bir eğitimci olarak velilerimize neler söylemek istersiniz? Almanya'da 745 bin öğrencimiz var. Bunların sadece 88 bini Türkçe dersine katılıyor. Bu %12'ye tekabül eder. Biz bu sayıyı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. FÖTEV olarak 200 bin bildiri dağıttık. Çeşitli toplantılar yaptık. Yıldıray Baştürk'ün de futbolcumuzun da buraya gelip çocuklarımızı, insanlarımızı motive etmesi gayet güzel bir şey. Gerçekten biz de eyaletimizdeki Türkçe dersine katılımı artırmak, çocuklarımızın ulusal bilincini, kültürünü öğrenmesi, geliştirmesi için çaba gösteriyoruz. Gayet yararlı oldu. Hocam son bir soru sizlere sormak istiyorum. Eğitimci olduğunuz için, tecrübeli olduğunuz için. Evde konuşmak, Türkçe öğrenmek için yeterli değil mi? Okulda öğrenilir. Türkçe dersi okulda öğrenilir. Evde desteklenir. Ancak sadece anne babanın evde konuşması yetmez. Çünkü anne babaların da Türkçesi maalesef yurt dışında geriliyor. O açıdan velilerimizin de kitap okuması, çocuklarına örnek olması, çocuklar için tatile gittiğinde bir çanta dolusu, bir ile yetecek masallar, hikayeler, şiirler alması çok önemli. Yani okuyan bir toplum olmalıyız. Başta anne babalar bu konuda çocuklarımıza örnek olmalı diye düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hocam. Evet, alıyoruz. Lütfen bakın. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serhat Ulusoy. Kuzey Vestfalya Türk Topluluğu Derneği Başkanlığı'nı sürdürmekteyim. Türkçe ile ilgili bizim gayretimiz, kuruluşumuza ait olan üye derneklerin, başta federasyonumuz, Veli Dernek Federasyonu da olmak üzere, bunları ortak paydamız olan Türkçe'ye de gereken çabalarla destek vermemiz. Bu bilhassa velileri desteklemenin yanı sıra siyasi arenada, gerekli bürokrasi işlemlerde de Türkçenin bir nevi vatandaşlarımıza hizmet olarak okullarda bu imkan seçilme imkanı olarak sunulması konusunda yapabileceklerimiz bütün bürokratik işlemleri desteklemek ve bu işin takipçisi olmak. Biz kendimizi bu alanda görüyoruz. Teşekkürler, başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Adım Sevla Şentürk. Kariyer koçu olarak çalışıyorum. İnsanlara özgeçmişi Türkçe olarak yazıyorum. İngilizce olarak yazıyorum. Almanca olarak da yazıyorum. Veya motivasyon üzerine seminerler veriyorum. Ana dilimizle alakalı. Ana dilimiz Türkçemiz çok önemli. Bu konuda çalışmalarınız da var. Neler söylemek istersiniz? Ana dilimiz genel anlamda çok önemli. Kayıtlar yapılması lazım. Okullarda daha çok yer alması gerekiyor. Ama diğer dillerin de önemi vardır. Onlardan da vazgeçmemek lazım. O yüzden her dile değer verin, özellikle ana dilimize. Almanya'daki çocuklar Almancayı zaten konuşuyorlar. İngilizceyi de okullarda öğreniyorlar. Onların Türkçeyi akademik anlamda güzel öğrenmeleri gelecek adına artı olacak mıdır? Mutlaka artı olacak ama her zaman diyorum ki kendi evimizde başlıyor. Sadece okullarda yetersiz kalır. Burada velilerimiz de çocuklara destek etmelidir. Ben Yasemin Özsayar, Esen'den geliyoruz. Diş pratisyeniyim ve kızımın okulunda Türkçe veli temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Türkçe veli temsilcisi, süper, tam aradığımız kişi. Türkçe ile ilgili neler söylemek istersiniz? Türkçe'yi de en başta velilerimize destek oluyoruz. Çocuklarımızın birinci sınıftan itibaren de olsa Türkçe katılımını destekliyoruz. Ve eğlenceli bir ders geçmesini istiyoruz. Türkçe öğretmeniyle birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda velilerimizden destek alıyoruz. Çocuklarımız yani kendi ana dili olduğu için çok çok önem veriyoruz ve hani bu Türkiye'ye gittiğimiz zaman, burada olduğumuz zaman toplum içinde istiyoruz ki kendi çocuklarımız kendi dilleriyle anlaşabilsinler, kendi dillerini konuşabilsinler.